Merhaba. Bugün tanık koruma programındayız. Enerji bedenlerimizden ve gözlemci, gözlenen ve tanık hakkında biraz konuşacağız. Bunu çok küçük bir örnekle açıklamak istiyorum size ve çok anlaşılır olacağını da eminim. Bir merkez var ve bu merkezde bir sürü oda var. Buradaki odaların her birinde bir labirent var. Labirentin içinde bir peynir ve bir fare. Fare peynir arıyor. Onları gözlemleyen bir kedi var ve yine insan var. Bir de kamera var. Fare, gözlemleyen fare peynirin peşinde. Peynir burada bizim fiziksel bedenimizi oluşturuyor. Hani yenilir yutulur cinsten. Biz bir maddeyiz ya. Orada da aranılan şey madde. Yani bizim fiziksel bedenimizi peynir olarak düşünelim. Peyniri arayan ve peynire giden yolu peyniri içine hapsetmek isteyen, onu yemek isteyen bir fare. Fare bunun için yollar arıyor. Oradan arıyor, oradan arıyor, koşturuyor. Bu bizim ikinci katmanımız olan enerji bedenimiz, eterik beden olarak bilinir. Benim tabirimle düşünce bedeni. Düşünüyor çünkü. Burada düşünen, en fazla düşünen şey fare. Oradan oraya gidiyor, buradan buraya gidiyor. Orayı mı kullansam, burayı mı kullansam çeşitli yöntemler bulmaya çalışıyor. Ve peynire eğer ulaşabilirse ulaştığı anda peyniri gözlemleyen olacak. Yani düşünce aslında bedeni gözlemliyor. Ve fare peyniri oranla daha büyük bir alana sahip, daha büyük bir kütleye sahip. Üçüncü alan astral boyut olarak geçer, astral beden olarak geçer. Ben buna duygu bedeni diyorum. Ve bu duygu bedeni de kediyi temsil ediyor. Kedi hem fareyi gözlemliyor, görebiliyor, hem peyniri görebiliyor. Arada bağırıyor. Hani amacı oradaki peyniri yemek değil. Oradaki fareyi doğru yönlendirebilmek. Karışıyor çünkü ona. Diyor ki bak buradan gidiyorsun, miyav. Oradaki miyavı fare tehdit olarak algılıyor. Sesi duyuyor. Duyuyor ama yukarıya bakıp da kediyi gözlemlemiyor, göremiyor orada. Burada kedi hem fareyi hem de peyniri gözlemleyen. Hem fareyi hem de peyniri yiyebilme potansiyeline sahip ve onlarla oynayabilme potansiyeline sahip alan. Astral boyut. Bu gözlemci. Bu ikisinin gözlemcisi. İnsan peyniri ister fareye verir, ister fareyi götürüp peynirin yanına getirir, ister o şeyi ters çevirir ve kedi farenin oyununu izler, isterse peynir yer, isterse fareye verir peynir, isterse de kediye verir. Burada aslında her şeyi yapabilme potansiyeline sahip bir gözlemciden bahsediyoruz. Dördüncü alan, şuur alanı. Her şeye sahip. Fakat kullanıp kullanmamak ona kalmış. Neyi düşünürse onu yapar. Yani o anda ne oluşum, neyi getiriyorsa ona göre davranır. Dördüncü gözlemci budur. Beşinci gözlemci odayı çeken kameradır. Fakat kameranın bilgileri bir hafızada toplanır. Burası zihin alanı dediğimiz boyuttur. Zihinsel boyut. Yani o odada olup biten her ne varsa başından sonuna kadar bu hard diske kaydolur. Aslında olay hard diskte bitiyor ama burada kamera diyor ki ben görüyorum diyor. Burada ben görüyorum diyen şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Egodur. Gerçek ego burada. Ve her şeyi ciddi anlamda kaydediyor. Silebilme ihtimali var mı? Evet var. İsterse görüntü bozuk, bazen görüntü bozuk olabiliyor.
ya da bazen net çekebiliyor. O kameranın özelliğine göre de değişiyor tabii ki. Ya da hard diskin kalitesine göre de değişebiliyor. Burada zihin alanına kaydedilmiş olan bilgiler bir odada toplanıyor. Ve oradaki odada hem odaları net olarak tek 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 izleyebilme ihtimali olan hem de kayıtları isterse silip isterse müdahale edebilme potansiyeline sahip olan bir gözlemci daha var odanın içerisinde. Yani her şey elinin altında, bütün veriler de onda, istediğini yapma durumuna sahip olan bir gözlemci. Bu altıncı gözlemci. Yani aslında baktığınız zaman beşinci gözlemci çünkü peynir kendini gözlemiyor. Beşinci gözlemci ama altıncı boyut. Burası bilinç boyutu dediğim alan. Ama buna kozmik alan diyen insanlar da var. Kozmik boyutumuz bizim. Evrensel boyutumuz. Yani oradaki bütün odaların hepsindeki olanı biteni inceleyen ve gerektiğinde oradaki odalara giderek fareyi değiştiren, kediyi değiştiren ya da gidip insanı oradan alıp öteki odaya geçirtebilen her şey, bütün yetkiler buradaki altıncı boyuttaki beşinci gözlemciye ait. Yedinci gözlemci de o kontrolün, o mekanizmayı tamamen kurmuş olan şeydir. Buna ben makro diyorum. Yani bizim yedinci bedenimiz. Buna isterseniz makro beden diyeyim, isterseniz nirvanik beden diyeyim. Böyle de tanımlanıyor çünkü. Ve bir detay var burada. Dörde kadar odanın içerisinde olanlar beş boyutun altındakiler. Yani dört boyutu gözlemleyen bir şey var. Bu salt tanıktır aslında. Salt tanıktır ama verileri kaydeden salt tanıktır. Ondan daha üstte olan bilincin yaptırım gücü vardır. Beşte yaptırım gücü o kadar yok. Sadece kaydediyor ve gerektiğinde kullanılması için de çaba sarf ediyor. Fakat gücü diğer taraftan alıyor yani altıdan. Şimdi baktığımız zaman eğer 7 olmasaydı 6 olamazdı. Yani oraya bir bilinç konulamazdı. Bilinç olmasaydı orada odalara kameralar yerleştirilip bunlar kontrol edilemezdi. Eğer kamera olmasaydı diğer insan ve diğer canlılar orada kayıt edilemeyeceklerdi. Eğer insan olmasaydı ne olurdu? İnsan olmasa, kedi de olmasa, diğerleri olmasa, o oda boş olsa yine kayda olmuyor mu? Oluyor. Yani buradaki asıl gözlemci 5. boyuttaki zihin alanıdır. Yani zihin alanı bunu kaydeder ama bilinç olmadan da zihin alanı olmaz. Yani bilinç isterse oradaki zihni alır ve çöpe de atabilir. Her şey bilincin kontrolünde burada. Ama sahip olan 7. beden oluyor. Burada biz hangi boyuttayız, hangi frekanstayız biraz anlamış olabiliriz belki. Şimdi bazı insanlar geliyorlar ve bu aralar çok fazla olmaya başladı. Rüyalarını yorumlatmaya çalışıyorlar. Ben böyle bir rüya gördüm. Bunun sebebi ne olabilir? Evet. Gördüğünüz rüya da aslında her bir boyutla bağlantılı. Şimdi oradaki rüyayı görmeye başlayan şey aslında ilk fareyle başlıyor. Farenin rüyası nedir? Peynire ulaşma rüyasıdır. Yani fiziksel bedenini, kendi bedenini koruyabilecek şeylere odaklıdır fare. Fakat korkuları da vardır. Korkuları da dıştan gelebilecek olan şeyler ya da burada ya peynire ulaşamazsam ya bozulduysa endişesi. Buradaki düşünce alanı o kadar güçlü bir alandır ki bir sürü şey düşündürebilir insanı. İkinci alanda daha çok zevkler üzerine ve tutkular üzerine rüyalar görülür. Burada görülen rüyalar mesela Freud'du sanıyorum adı, bilim adamı bu rüyaları inceliyor.
Ve rüyaların aslında şehvetten de cinsel kimlikten kaynaklandığını söylüyor ve psikanaliz adında da bir oluşum da daha sonra meydana getirdiler. Bu da farklı boyutlardan bahsediyor. Fakat fiziksel bedenle değil, ikinci bedenle başladığını Freud keşfetmiş. Yani düşünceden kaynaklanan rüyalar var. Çünkü birinci bedendeki fare, şeyin, peynirin rüya görme gibi bir potansiyeli yok. Rüya nedir? Bulunduğun gerçekliğin dışına çıkma durumudur. Yani bu da ikinci bedenle başlıyor, yani fareyle başlıyor. Fare burada kaygı, endişe ve çeşitli bilinmeyen rüyalar görüyor ya da hayal rüyaları görüyor. Mesela şeyhlerini ya da mürşitlerini gören insanlar vardır. Bu görüler kişinin hazlarıyla doğru orantılı. Hani onunla tamamlanmışlık rüyası aslında bu. Şeyhinden aldığı o huzuru, şevki bir şekilde görür ve der ki, ben der seni gördüm şeyhim rüyamda. Ya da peygamberleri görenler yine buradadır. Burada sesler de yükselir çünkü düşünce çok seslidir. İnsanlar kulaklarında ve beyinlerin içinde bazı sesler duyduklarını söylüyorlar. Bu seslerin duyumu ikinci çakra potansiyeli, yani ikinci boyuttayken duyulabiliyor. Üçüncü boyuttayken de duyulabiliyor ama daha farkındalıklı. Yani sesin nereden geldiğini üçte kediyken analiz edebiliyorsun. Çünkü sesi gözlemliyorsun. Yani kedi farenin sesini görüyor. Kedi burada insanın sesini de duyabiliyor. Ama insan çok müdahale etmediği için o biraz daha sessiz diğerlerine oranla. Onun dışında havuz, denizin içinde boğulma ya da bir mağaranın içerisinde kendini gören insanlar var rüyalarında. Buradaki rüyalar da yine ikinci boyutla alakalı rüyalardır. Çünkü mağara annenin rahmini temsil eder. Daha önce bahsetmiştim, korunaklı alan, orada sıvının da içindeyizdir. O yüzden suda boğuluyorum, kurtulamıyorum. Ya da denizin üzerinde yolculuk yaparlar ve bu sık sık tekrarlanır. Yani su ya da mağarayla ilgili çoğunlukla bu tarz rüyalar görüyorsanız ya da vücudunuzdaki sıvı değişimlerinin farkına varabiliyorsanız ikinci boyuttasınız demektir. Mesela şevk artıyor, şehvet artıyor. Şehvetin artma boyutu ya da çok fazla sıvı alımı da yine ikinci boyutla bağlantılı. Burada daha çok içkiye doğru bir meyil başlar. Çünkü kişi üçe geçmeye çalışıyor ama üçe geçemiyor. İkide tıkanmış kalmış. İkili ilişkilere de yine dadanmış. Oradan bu peyniri yiyeyim, şuradan şu rokayı alayım falan derken bir bakmış kendisini rakı sofrasında bulmuş. Çok fazla içki alemi ya da gece hayatıyla ilgili olan insanlar ya da çok fazla vücut sıvısı üreten insanlar ya da ikinci çakrasında yumurtalıklarla ilgili problem yaşadığını düşünen, böbreklerle ilgili problem yaşadığını düşünen ve uzun zamandır düşünen diyorum ama bakın orada problem olsun ya da olmasın. Bunun düşünmesi dahi o alanda olduğunu gösteriyor. Kişinin enerji boyutunda gördüğü belli rüyalar var. Şimdi bir insan öbür boyuta, üst boyuta geldiği zaman bu daha önce yaşanmış olan birinci boyut ve ikinci boyut algısı ona rüya gibi görünür. Dörde geçtiği zaman 3, 2, 1 rüya gibi görünür ve yukarısı da aslında rüyadır. Bunlarla ilgili farklı rüyalar görür. Her rüya katmanı, her enerji katmanında farklı rüyalarla tepkimeler ortaya çıkar. Ve bunları birbirinden de ayırt edebilirsiniz. Şimdi üçüncü alanda yani kedi alanında görülen rüyalar daha çok uçmayla ilgili alan rüyalardır çoğunluk olarak. Derler ki 2'den 3'e geçerken de var bu tarz rüyalar. Çünkü 3'e yaklaştın. 3'ün sınırına geldiğin anda kurtulmayı bekliyorsun. 3'e geçmeyi hayal ediyorsun. Birileri beni kurtarsın diyorsun. Çünkü boğuluyorsun sen orada. Sulak arazidesin çünkü. Ve doğmayı, üçüncü alana geçmeyi istiyorsun. Burada da biraz daha istekle alakalı yine bu rüya aslında uçmakla alakalı değil.
Ama uzaylıların gelip kendisini kurtardığını ya da şeyhinin gelip kendisini kurtardığını düşündüren rüyalar var 2'de. 3'te astral beden farkındalığı var. Üçüncü alana geçtiğin anda bunu zaten şöyle tanımlıyorsun. Ben artık farkındayım. Burada gerçekliğin çok daha farklı. Şimdi bir de yaşarken burası gerçek. Diğerleri rüya. İkide yaşarken bir, üç ve diğerleri gerçek değil. Onlar rüya, senin iki alanın gerçek. Burada yaşadığın şeyi doğru sayıyorsun. O yüzden ikideki kişiler çok tehlikeli bir döngüdeler. Çünkü düşüncelerine saplanıp kalmış durumdalar. Çıkış yolu arıyorlar ama çıkış yolunu da bulamıyorlar. Ve kendilerini düşünceden ibaret sanıyorlar. Bu aşamadaki insanların çoğunlukla söylediği şey işte zekasını yüksek olarak gördüğü insanlara karşı yönelir ve bunların ona haz verdiğini fark eder. Zeki insanlar onu şevke getirebilirler ancak. İkinci alandakilerdeki potansiyel budur. Çünkü kendisi düşünüyor, düşünebilme potansiyeli var ve kendisinden daha fazla potansiyel, düşünme potansiyeli olan insandaki sıvı oranı daha fazla. Yani onun cinsel şeyleri, fantezileri ya da yaratım gücü daha fazla olduğu için bu tarz insanlara karşı bir eğilim gerçekleştirirler. İçki alemi, gece alemi, gezme tozma, dışarıya karşı yönelme de vardır. Bu kişiler şehir dışına çıkar, yurt dışına çıkar, çıkmayanları da var tabii ki. Ne kadar üçe yaklaşırsan o kadar gezmek ihtiyacı çoğalıyor. Mekan değiştirmek ihtiyacı da çoğalıyor. Üçteki rüyalar, üçte biraz daha gerçekçi hale gelir. Daha bilinçlisindir. Ve astral boyuttan artık bedeni gözlemleyebilme şansına sahipsin. Net olarak bedeni gözlemleyebilme şansına. Neden? Çünkü arada düşünce var ama düşünceyi bazen gözlemlersin, bazen gözlemleyemezsin üçte. Fakat bedeni kesinlikle gözlemleme potansiyelin var üçüncü boyuttayken. Bunu görsel olarak değil de biraz daha zihinsel yani bilinç tarafından yaklaştığımız zaman siz orada hem kendi bedeninizin içerisinde olanı biteni fark edebiliyorsunuz. Hastalıklarınızı gözlemleyebiliyorsunuz. İşte benim karnım ağrıyor ama düşünceyi de katarak bundan dolayı ağrıyor diyebilme durumuna üçüncü bedendeyken varabiliyorsunuz. Çünkü artık biri ve ikiyi kontrol edebiliyorsun ve bir ile ikinin bütün potansiyellerini içinde barındırıyorsun demektir. Üçüncü boyutta. Ve astral yolculuklar yapanlar dörde doğru yaklaştıkça, dördüncü enerji alanına doğru yaklaştıkça, dünyayı kurtarmaya çabalayanlar, siyasi olarak çok fazla paylaşım yapanları görüyoruz. İşte onları bir de kötüleyerek konuşurlar. Bunlar diğerlerini aşmıştır fakat dörde geçememiştir. Hani kurtulamamıştır. Tam bir insan, oradaki insan durumuna gelememişlerdir. O yüzden o hayvani dürtülere hala sahip oldukları için kızgınlık, öfke ve savaşla savaşı durdurmaya çalışmak durumu üçüncü alandaki insanlar için geçerli. Burada görülen rüyalar daha çok kurtuluşla, yükselişle, işte uçmakla ilgili rüyalardır. Bir yerlere gidersin, bir yerlerden gelirsin ama çoğunlukla uçarsın ve rahat duygulardır. Dünya ile alakalı da şeyler görebilirsin. Depremler, felaketler, seller, yangınlar gibi. Bu tarz rüyalar da yine o alana hitap eder. Çünkü üçüncü boyut insanların etki alanının tümüdür. İnsanların duygularının ve düşüncelerinin tümü olduğu için o alana ne kadar güçlüyse erişim o kadar fazladır. Gördüğüm birkaç tane arkadaşımız var. Rüya yorumcuları bu grupta. Onun dışında astral beden eğitimleri veren insanlar var. Fakat astral beden eğitimi verdiği müddetçe orada bir kanca var. Dördüncü beden kurtuluş ama bu kancadan dolayı astral bedende kalmak için inat ediyor. Ama bir taraftan da diyor ki ben diyor kurtulmalıyım.
İki, arada bir derede kalmak diye buna diyorum ben. Çünkü en muhteşem yere geçmek varken dördüncü boyuta, o hala düşüncelerine, duygularına ve bedenine bağlanmış durumda. Bunu yapan insanlar, astral eğitimler veren ya da rüyalarını kendince yorumlayıp da insanlara yol göstermeye çalışan insanlar, insanları kurtarmaya çalışan insanlar aslında odaklanmaları gereken şeyin kendilerini kurtarmak olduğunu anlamaları gerekiyor. Bu ayrıma varırlarsa eğer dördüncü alana direkt geçiş yapabilme durumuna geçebilecekler. Hani benlik egosu ve ben kurtarıyorum, ben yapıyorum ama sen kendini kurtar önce. Ondan sonra diğer insanlar zaten kurtulmuş. Dördüncü alandaki insan boyutunda rüyalar tamamen gerçeklik kazanmaya başlar. Rüyanla gerçeğin aslında birdir. Orada zaman ve mekan mevhumları biraz değişmiştir. Anı yaşamak denilen şey vardır ya, aslında oradadır. Bir insan ona der ki işte 5 gün önce şu olmuştu, o 5 gün önceye döner o anda. Ve 5 gün öncesini yaşar, onu hisseder. Şimdiki zaman ve gelecek zaman kalktı. Gelecekle ilgili bir şey olduğunda mesela 5 gün sonrasını ne olacak dedi birisi. O ana gitti. O da gerçek. Ve orada şimdiki zaman ve geçmiş zaman ortadan kalktı. Yani bölünme yok bakın. Direkt net. Ama hangi tarafa odaklanırsa o odaklandığı şeyi istediği forma getirebilir. Bu dördüncü boyuttaki insanların bütün duaları kabul olur. O yüzden dördüncü boyut aslında çok güzel bir boyut olmasına karşın eğer çevresinde yanlış potansiyeller varsa tehlikeli durumlara da yol açabilir. Ama evren bir şekilde dengesini koruyor ve tehlikeli durumlardan onları uzaklaştırıyor. Çünkü tehlikeyi de sezebiliyorlar. Anda yaşayan insanlardır dördüncü boyuttakiler. Ve artık zaman ve mekan olgusunu farkında değillerdir. Üçten tamamen koptukları için onlar hem duyguyu hem düşünceyi hem de bedeni bilirler, görürler ama onların hiçbirisinin kendileri olmadığını da bilirler. Hani oradaki sesin kediye ait olduğunu görebiliyor. Diğer sesin fare olduğunu görebiliyor. Oradaki peyniri de görebiliyor. Hepsini gözlemleyebildiği için çok rahat bir durumdadır. Ve oradaki en büyük odur. En sözü geçen de odur. Her istediğini yapabilme potansiyeline sahip olan da odur. Dördüncü dalga güzel bir dalgadır. Ve sürekli bir coşku hali yaşanır burada. Hangisinin gerçek, hangisinin rüya olduğunu ayırt etmek biraz zordur. Dördüncü boyuttayken yaşanan şey aslında bir perde gibi bir şey var. Dünyada olan bir tenle seni o perde ayırıyor. Aynaya baktığın zaman tamamen kendini görüyorsun. Yani orada ekstra bir şey yok. Kendini çirkin hissetmiyorsun, güzel hissetmiyorsun. Hisler yok. Değişik bir durum, duygu durumu bu. Ve beşinci boyutun rüyaları çok daha gerçektir. Bunlar evrensel değillerdir fakat zihinseldir. Orada hafızaya kaydedilmiş bir şey var. Şimdi o odada yaşanmış olan her şeyin hafızası oradaki hard diskte kayıtlı ve kameradan geçiyor. Buradaki kamera kendi kaydettiğini zannediyor. Oradaki sanrı aslında egodan kaynaklanıyor. Yani o kamera, o gözlemci aslında hem ego, yani kamera ego, kaydeden şey de zeka. O yüzden hep derim, beşinci alanda ego ve zeka birlikte çalışırlar. Ama aslında olay zekadadır. Yani hard disk'tedir. Hard diskten bilgiyi ne şekilde alabildiğimize göre değişiyor. Fakat ondaki zaman algısı da biraz daha farklıdır. Mekan algısı da daha farklıdır. Yavaş yavaş bunlar kaybolmaya başlamıştır 5. boyutta. Fakat ego maksimum seviyededir. Yani her şeyi gören benim. Ben her şeyi görebiliyorum der.
etki yapmaya çalışır ama sadece gözlemci olmalıdır orada. Ama biz beşinci boyuttaki insanlar gözlemcilikten ziyade yani net görmeye çalışma, optik ayarlamalar yapmak yerine ne yapıyoruz? Diyoruz ki bunların hepsini ben çekiyorum işte. Yani çekmeyi katlanmak olarak da düşünelim. Bu kadar cefaya, bu kadar şeye, zahmete ben katlanıyorum der kamera. Her şeyi ben yapıyorum der. Burada yapıyorum diyen egodur aslında. Egonun normalde diğerleriyle bağlantısı olmamasına rağmen kendini o zanneder. Yani sanal benlik dediğimiz şey. Sanal benlikten kurtulduğun anda altıya doğru yavaş yavaş geçiş yaparsın ve genişlersin. Şimdi beşinci alan zihin alanıdır dedim. Burada birikiyor. Bütün odaların ayrı ayrı zihin alanları var. Burası bizim güneş sistemimizin ve dünyamızın geçmişiyle alakalı şeyler. Bu geleceğe gidemez. Geleceği tahmin edemez çünkü kaydediyor bu. O yüzden sadece geçmiş verileri burada alabiliyoruz. Geçmiş verileri burada alabiliyoruz. Mitolojik bazı olaylar yaşanmıştır geçmişte. İşte Nuh tufanı, işte bilmem neye yükseliş, yok Anunnakiler dönemi, yok işte Mısırlılar dönemi vesaire gibi. Bu beşinci boyut frekansına yükselmiş olan insanlar bunların rüyasını görürler. Kendilerini arketiplerle birleştirirler. İşte ben X kişiyim, ben Y kişiyim diye. Onun aslında orada var olduğunu, yani beşinci alanda var olduğunu, şu anda kendisini o bedende olduğunu düşünür. Ama aslında gördüğü şey tamamen geçmişin bir rüyasıdır. Kendisiyle çok fazla özdeşleştirdiği için bunu, o ego, sanal benlik, kendisini o zanneder. Ama aslında o değildir. Burada mitleri yaratan insanlar bu taraftadırlar. İşte tarihçeler vardır, destanlar vardır. O destanların aynı destan başka bir yerde, belli zamanda, başka bir yerde birbirini görmeyen ilişkisiz insanlar bunlar. Aynı şeyi yazıyorlar ve kendi yöresine hitaben yazıyor. Kendi geçmişinin harmanıyla yazıyor. Fakat aynı olaydan bahsediyor. Bunlar aynı rüyayı gören insanlardır. Altıncı olgu, altıncı rüya katmanı artık gerçekle rüyanın ayırt edildiği, hayalle gerçeğin ayırt edildiği aslında ama aynı olduğu. Yani orada kaydediliyor ama oradaki kayıtları alıyor, istediği zaman istediği düğmeye basarak izleyebiliyor. Geçmişe gidiyor ama geçmiş doğru bir şekilde görüyor. Hiçbir şekilde de onlara çok fazla müdahale etmiyor. Burada artık zaman mekan mevhumu tamamen ortadan kalkmış durumda. Yani 5 yıl öncesinin kaydını da izleyebiliyor ve istediği her odanın kaydını da tek tek izleyebiliyor. Yani bu kozmik bilinç denilen alandır. Evrensel bilgilerin geldiği ve toplandığı yerdir kozmik bilinç. Ve bu aşamadaki insanların zaman ve mekan mevhumları çok farklıdır diğer insanlara göre. Ne kadar diğerleri daha yavaştır. Bilinç oranı gitgide artıyor. Bedenler değiştikçe, bedenler geliştikçe, bir üst bedene geçtikçe bilincin artıyor. Ama gerçekliğinde o kadar azalıyor. O yüzden maya terimini kullanırlar, rüya terimini kullanırlar. Yani aslında her şey bir rüyadan ibaret derler. Bunu söylemelerinin sebebi aslında hem rüyanın hem de gerçeğin içerisinde olmalarından kaynaklanıyor. Şimdi beşinci boyutta farklı söylemler vardır. Mesela beş ne yapar? Kaydeder dedik. Buradaki kaydettiği verilere göre değerlendirmelerde bulunuyor beşinci boyuttakiler. Ve şey derler işte herkesin o kendi ruhu, oradaki odayı ruh olarak düşünüyor ve diyor ki herkesin diyor her bedenin kendine ait bir ruhu var diyor. Çünkü orada kediyi hareket ederken görüyor. Fareyi hareket ederken görüyor. Boyutları tek tek görüyor. Ve kendisi de var, düşünen akıl. Burada yanlış bir
olguya kapılıyor ve ruhların ayrı olduğunu söylüyor. Fakat total akıl bunun aslında tek olduğunu biliyor. O yüzden ruh kavramını işte anlatan insanlar aslında beşinci boyuttaki insanlardır. Altıncı boyuta da bazen sıçrayabiliyor bu. Altıdaki insanlar da işte herkesin farklı bir ruhu var ve herkes farklı bir tekamülden geçiyor diyorlar. Fakat özde olan şey aslında tek bir bütünün parçaları olduğumuz. Yani onu bütünleyebilecek olan şey de oradaki bilinçtir. Kozmik bilinçtir, altıdır. Altıda bu toplanıyor, yedide artık onun da önemi kalmıyor. Tamamen negatif formda, tamamen hiçliğe, tamamen yokluğa doğru gidildiği bir dönem. Gerçeklik olabildiği kadar azalıyor. Acı hissiyatı olabildiği kadar azalıyor. Ve rüya da yavaş yavaş azalıyor. Hepsi bir rüya katmanı. Hepsinde yaşanan olgular birbirinden farklı. Üçüncüdeki rüya dediğim gibi astral beden rüyalarıdır. Uçtuğunu, kaçtığını ya da kapının açıldığını gördüm derler mesela. Kapı açılıyor. Ama ben korktum, giremedim o kapıdan. Niye girmedin, zorlasaydın? Bu ikiden de kaynaklanabilir, üçten de kaynaklanabilir. Bunun ayırdına varmak için bu rüyanın tekrar edilmesi gerekiyor. Başka bir günde de bu bedenleri geçerken ne tür olaylar yaşıyoruz ya da öbür bedene geçtiğimizi ne şekilde algılayabiliyoruz konusuna değineceğiz. Bir de mikro tekamüle de değineceğiz daha sonraki videolarda. Hepinizi seviyorum.